Vajinismus'un nedeni %90 oranında psikolojik köken olduğu için tedavisi de cinsel terapidir. Cinsel terapi dediğimizde bilişsel ve davranışsal tedavi modaliteleri birlikte uygulanmaktadır. Bilişsel tedavi yaklaşımı demek, kişinin geçmişten kaynaklanan cinsellikle ilgili eksik, yanlış bilgileri ve ön yargılarının temizlenmesini kastetmekteyiz. Hastaya genital organları ile ilgili vajen, kızlık zarı, cinsellikle ilgili ilk cinsel birleşme ile ilgili aydınlatıcı bilgiler verilerek hem kendi bedenini hem de cinselliği tanımasını sağlamaktır. Arkasından yapılacak davranışsal tedavi programında öncelikle vajenin istem dışı kasılan kaslarının kasılma mekanizmasını öğretmek, yani hastaya Kegel egzersizleri tanımlamak ve bunun yapan kasları tanıtmak. Ardından bu istem dışı kasılmaları nasıl engelleyebileceğini nefes egzersizi ve gevşeme egzersizleriyle göstermekle başlayıp daha sonra vajen girişindeki refleks mekanizmanın nasıl engellenebileceği de parmak dokunma egzersizleriyle öğretilmelidir. Bunların değişik seanslarda tekrarlanması, hastaya evde uygulamaya ödev olarak verilmesi şeklinde devam edilebilir. Bazen bunların da başarılı olmadığı durumlarda vajinal dilatatörler dediğimiz bir takım objeleri kullanmaktayız. Bunlar vajenin genişliğini kişiye ispat etmeye yarayan bir takım çubuklar, çapları giderek genişleyen, hastaya uygulama sırasında daha da görsel olarak esneme kabiliyetini ispat eden objeler. Bunların da öncelikle bir terapist tarafından hastaya gösterilip daha sonra evde uygulamaya devam etmeleri şeklinde. Yani birlikte yürütülen bir terapiyle kişinin vajeninin ne kadar esneyebildiğini anlamasını sağlamaktır. Aslında hastalara bizim en çok verdiğimiz örnek vajenin doğumda bir doğum kanalı oluşturuyor olması bilgisidir. Şu anda parmağının bile değmediği o bölgenin aslında doğal yapısı gereği 3 kilo 4 kiloluk bebekleri doğurabilecek kadar esneme yeteneğinin olduğunu, şu anda oradaki kasılı durumda tutan kaslarının gevşemesinin de kendi kontrol altında olduğunu bilgisini yeterince verdiğimizde zaten vajinismusla ilgili epeyce yol kat etmişiz demektir. Özetle vajinismus tedavisi %100 mümkün olan bir cinsel fonksiyon bozukluğudur. Zaman alabilir, kişilerin beynindeki oluşmuş yargıları silmek ama sonuçta herkes için cinsel birliktelik anatomik bir yapısal kusuru yoksa mümkün olacaktır.